Transfer Merkezi'nden herkese merhabalar. Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı ile beraberiz. Hocam nasılsınız? Bizden sonra bir 4'te 4'ünüz oldu. Evet. Son 9 maç 8 galibiyet. Evet. Türkiye Kupası'nı saymazsak tabii. Son 9 maç 8 galibiyet. Neler söylersiniz evet. Hocam ilk yarıyı? Tabii öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Siz geldikten sonra Allah razı olsun işler yolunda gitti. İnşallah ikinci yarı içinde aynı şekilde devam eder. İnşallah. İlk yarıyla alakalı hani bir değerlendirme yapmak gerekirse o zaman da bahsettiğim gibi yeni bir takımdık. 17 tane yeni oyuncunun olduğu bir takım. Bir sürece ihtiyacımız vardı. Bu sürede kupada da devam etme gibi bir arzumuz vardı. Nihayetinde o süreci atlatıp ligin sonlarına doğru hem kupada Adana Demirspor, Menemen, tur atlayarak iki tane Başakşehir maçı oynadık. Ki taraflı tarafsız birçok insanın beğenisini kazandık. Öyle tepkiler geldi. Çok olumlu geri dönüşler oldu. Tabii skor anlamında da baktığın zaman son 9 maçın 8'inde galip gelmiş. Sadece içeride Samsunspor'a mağlup olduk. Çok talihsiz bir maçtı. O da ağır bir mağlubiyet. Evet ağır bir mağlubiyet. Yani dediğim gibi çok o tip... Mesela Manisa maçı oynadık bu sezon. Manisa deplasmandaki ve Samsun maçı içerideki. Kendimize yakışmayan, çok basit bu hatalar yapıyoruz. Bu maçlardaki kırılganlıklarınızın sebebi ne hocam? Hani Manisa ile Samsun hani o gün tamam çok çok üstünde şeyler. Ama hani bir Medipol Başakşehir maçına mesela öyle farka gidecek bir oyun yoktu evet. Ortada. Hani bu maçlardaki sorun neydi? Şöyle... İlk Manisa maçı ve Samsun maçı için konuşuyorum. Bireysel anlamda çok ciddi hatalar yaptık. Ve maalesef bizim takımımızın en büyük sorunu sonlara doğru atlattık ama çok kırılgan bir yapıya sahiptik. Çok Samsun maçında çok erken bir gol yedik. Manisa maçında oyun 20. dakikaya kadar 20-25 dakika boyunca çok fazla ortada bir maçtı ama daha sonra işte skor hatta enteresan bir maç oldu. Yani 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Yani sürekli oyuna tutunmaya çalışan bir takım olduk. Ama Başakşehir maçında biraz daha savunma yönümüz de ortaya çıktı. Kendini bilen. Evet daha haddini bilerek oynayan bir takımdık ama Manisa ve Samsun maçlarında sonuçta bizim rakibimiz. Biz de sahaya galibiyet için çıktık. O maçlarda hem kendi oyun anlayışımız hem de takımımızın formatı daha ofansif anlamda bir takım ama tabii ki bu tip maçlarda ofans yaparken de özellikle savunma geçişlerinde bu tip hatalar yaparsanız Manisa olsun, Samsun olsun cezayı kesebiliyor. O yüzden o tip maçlar böyle maçlar oldu. Ama baktığın zaman genel sürece iyi bir grafiğimiz var. İlk yarıda takım savunması bana göre sadece kaleci ya da defans oynayan oyuncuların kabahati değil, özür değil bana göre. Takım savunmasındaki eksiklerimizden dolayı özellikle ilk devrenin yarısı için konuşuyorum. Fazla gol yedik. Evet. Bu 27 gol yediniz hocam. Evet, yani 31 atıp 27 gol yediniz. Zaman ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi. En çok gol atan takımlarından bir tanesi. İlk 3'ün içindeyiz. Ama diğer tarafta da en çok gol yiyen 3 takımdan bir tanesi. Tahavalcı zaten 13 tane attı. Tabii. Şöyle Tahavalcı evet bize çok faydalı bir oyuncu. Gerçekten çok kişiliğiyle, karakteriyle lider bir oyuncu. Sağ olsun takımla da bütünleşti. Bize çok faydalı evet ama baktığın zaman orta sahadaki oyuncularımızın 2 tane, 3 tane, stoperlerimizin 2'şer tane. Hani takım geneline de dağılan bir üretkenliğimiz var. Ama dediğim gibi diğer tarafta savunma yönünde bu takım savunması sonlara doğru oturttuk. Zaten gollemediğimiz maçların hemen hemen hepsinde galip geldik. Evet. Yani ama golledikten sonra çevirme anlamında ya da biraz daha işte Samsun Manisa maçlarındaki gibi tekrar hücumu düşündüğümüzde o maçlarda biraz daha farklı sonuçlar oldu. Devre arasında şimdi Antalya'dayız. Evet. Hani kampta neler oluyor? Kamp nasıl gidiyor hocam? Biz Başakşehir maçından sonra biz ligi aşağı yukarı bir hafta geç kapattık. O yüzden oyuncularımıza bir hafta izin vermiştik. Dün itibariyle Antalya'da antrenmanlara başladık. Yolları ayırdığımız arkadaşlar oldu. Şunu da belirtmek isterim sizin vasıtanızla da.
gerçekten oyuncuların sadece performansıyla alakalı sebeplerden dolayı biz yolları ayırdık. Sağ olsun bize de çok fazla katkıları oldu ama ikinci yarı özellikle bazı noktaları transfer yapmak istiyoruz. Şu anda da tabii ki görüştüğümüz oyuncular var. Savunma hattında, orta saha hattında, kenar oyuncusu olarak görüştüğümüz oyuncular var. 4 ya da 5 tane transfer yapmayı planlıyoruz. Ama tabii üzülerek söylüyorum ama gerçekten çok ciddi rakamlar telaffuz ediliyor. Yani futbolcu kardeşlerimizin hakkı tabii ki onların hiçbirisinin emeği. Ama kulüplerin de durumları ortada. Yani bir iki takım haricinde zaten bu paraları verebilen takımlar yok. Bence olmamalı da. Çünkü çok ciddi rakamlar. O yüzden biz biraz bekliyoruz. Sonuçta bizim kulübümüz çok düzgün bir kulüp. İlk yarıda oyuncularımızın hepsi peşinatlarını, maç başlarının hepsini aldılar. O yüzden biz de hem kendimden hem de kulübümüzün yönetimi öncelikli olarak karakteri bize uygun oyuncu tercih etmek istiyoruz. İkinci planda oyuncu çünkü ama sevindirici taraf özellikle yükselişe geçtiğimiz performans anlamında skora yansıyan süreçteki ana kadromuz şu anda takımda. Hocam ligi değerlendirelim. 32-30 yani Sancaktepe ile aranızda çok çünkü Samsun'la Manisa'nın hani uçup gittiğini varsayarsak üçünüzün arasında bir playoff hattı geçecek gibi duruyor. Hani tabii aşağıdaki Zonguldak'ın pendiğinde takviyeleriyle beraber hani belki size yaklaşabilirler. Genel olarak ne düşünüyorsunuz hocam? Ben şöyle hangi lig olursa olsun ikinci yarılar çok zorlu geçecek. Çünkü devre arası her takım transfer yapıyor. Ve şampiyonluk ya da playoff iddiası olduğu kadar da düşmeme adına bir mücadele olacak. Ve bizim grupta evet dediğiniz gibi Samsun ve Manisa ön plana çıksa da birçok takım, yani şu anda playoff'un içinde olan Sancaktepe, Çorum, biz ile beraber üst tarafı ikinci yarı etkileyebilecek. İşte Afyon var, Zonguldak var, Pendik var, Tarsus var. Baktığın zaman bu takımlar iyi takımlar. Şu anda 1922 transfer yapıyor. Ahmet kendi iç sahasında inanılmaz bir çıkış yakaladı. Son zannedersem 4 maçın 3'ünü galip geldi. Üst sıralardaki takımlarla oynadı. İkinci yarı çok daha farklı bir deplasman olacak. Biz de orada oynayacağız. Ahmet deplasmanı. Ahmet deplasmanı. Baktığınız zaman Gümüşhane transferi açacak diye biliyorum. Yani baktığınız zaman ikinci yarı çok farklı olacak. Tabii ki Samsun ve Manisa yaptığı transferler en son işte Halil Çolak'ı aldı, stoper Burak'ı aldı Samsun Spor. Manisa Sertaş Cam'ı aldı. Evet, iyi takımlar. Ama dediğim gibi ikinci yarı çok farklı olacak. Hava şartları, saha şartları her anlamda yani sürprizler olabilir bana göre. Ama bizim öncelikli amacımız playoff'un içinde olmak. Şu anda da playoff'un içindeyiz. Ama biz kendi işimizi yaptığımız sürece diğer takımların ne yaptığı çok ilgilendirmiyor açıkçası. O yüzden bu şekilde bir yol haritamız var. Çok güzel maçlar olacak. Evet. Tabii bizim bunları çok fazla izleme şansımız olmuyor. Yayın olmadığı için hani kısmen artık internet üzerinden bulabildiğimiz kadarıyla izlemeye çalışıyoruz. Ama sanki ritim yakalayanın gideceği, takımda takım olgusunu yakalayanın gideceği bir lig gibi duruyor. Kesinlikle. Ya bizim zaten felsefemiz de o yöndeydi. Yani sezon başında zaten yeni bir oluşum. Kendi adımıza konuşursam. Yeni bir oluşum, yeni bir oyuncu grubu. Devre arası transferler her zaman riskli oluyor. Biz o yüzden çok net bir şekilde takımımıza katkı sağlayacak, çok net bir şekilde takım karakterine uygun, takımdaşlığa uygun oyuncularla çalışmak istiyoruz. O yüzden biraz daha seçiciyiz. Ama dediğim gibi sevindirici taraf, ana kadromuzu muhafaza ediyoruz. Devre arası transferler ne kadar etki eder? Tabii ki soru işareti ama bazı oyuncular tabii ki yani bugün Manisa'nın, Samsun'un belli bir kadrosu var. Onların üzerine ciddi transferler yapıyor. Onlar performans olarak bence üstte taşıyabilir. Ama dediğim gibi beklenti yüksek oldukça da kırılmalar çok kolay oluyor. Olur. Çözülmeler çok kolay oluyor. Bizim o yüzden sevinç tarafı yönetim, kulüp, takımdaki oyuncularımız, teknik heyet, güzel bir birlikteliğimiz var.
Biz şu andaki görüntü itibariyle ilk yarıdan hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben başarılar dilerim. Çok sağ olun. Ekiboğlu'nu playoff'tan inşallah Tefe 1.lik'te görürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.